Bilim insanları, şimdiye kadar tespit edilmiş olan en büyük kara deliklerden bir tanesini keşfettiler. Güneş'in kütlesinin 32,7 milyar katı kütleye sahip olan ultra ağır kara delik konusunda yeni keşiflerin önünü açabilir. Gökbilimciler, kara deliklerle ilgili şaşırtan bir gelişmeye imza attılar. Dünyadan 2,7 milyar ışık yılı uzakta bulunan Abel 1201 isimli bir galakside, bugüne kadarki en büyük kara deliklerden bir tanesinin varlığını tespit ettiler. Yapılan incelemeler ve ölçümlere göre, bu kara deliğin kütlesi, Güneş'in kütlesinin 32,7 milyar katı. Bu kara deliğin büyüklük açısından üst sınırda olduğu ifade edildi. James Nightingale ile ekibi, devasa kara deliği tespit etmek için kütle çekimsel merceklenme fenomeninden faydalandılar. Bu fenomene göre, düz bir hatta ilerlemesi gereken ışınlar, kütle çekimsel merceklenme nedeniyle kavisli bir hal alıyordu. Abel 1201 galaksisi ilk kez 2003 yılında şüphelenen uzmanlar, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelerinde haklı oldukları sonucuna ulaştılar. Bu süreçte süper bilgisayarlar kullanan ve testler yapan ekip, bilinen en büyük kara deliklerden bir tanesini tespit etmiş oldular. Bu görüntü 2017 yılında çekildi. Uzmanlar, bu görüntünün Abel 1201 galaksisinin merkezinde bir kara delik olduğu anlamına geldiğini ifade ediyorlar. Ancak o dönemlerde yapılan çalışmalarda, karartının bir kara delik olup olmadığı anlaşılamamış, kütle ölçümü yapılamamıştı. James Nightingale ile ekibi, kullandıkları yöntemle yıllardır devam eden tartışmalara son noktayı koymuş oldular. James Nightingale ile ekibinin yaptığı çalışma önemli. Çünkü kara delikler, milyarlarca ışık yılı öteden kolay kolay tespit edilemiyor. İngiliz ekibin araştırması diğer gökbilimcilere, aslında ne yapılması gerektiğini öğretmiş oldu. Kullandığımız yaklaşım, evrenimizin ötesinde çok daha fazla kara deliği tespit etmemize ve bu egzotik nesnelerin kozmik zamanda nasıl daha da evrimleştiğini ortaya çıkarmamıza izin verebilir. Işığın yolu dev, görünmez bir kütlenin etrafında dönerken bükülmesi, evrende şimdiye kadar tespit edilen en büyük kara deliklerden birinin varlığını ortaya çıkardı. Yaklaşık 2,7 milyar ışık yılı uzaklıktaki Abel 1201 adlı devasa bir kümenin merkezindeki bir galakside, kozmik bir dev pusuda bekliyor. Süper kütleli olmakla yetinmeyen canavar, Güneş'in kütlesinin yaklaşık 32,7 milyar katı olan ultra kütleli bir kara deliktir. Yeni rakam, önceki tahminleri en az 7 milyar Güneş kütlesi kadar aşarak, kütleleri hassas bir şekilde ölçmek için kavisli ışığın gücünü gösteriyor. Güneşimizin kütlesinin yaklaşık 30 milyar katı olan bu özel kara delik, şimdiye kadar tespit edilen en büyük kara deliklerden biridir ve kara deliklerin teorik olarak ne kadar büyük olabileceğine inandığımız üst sınırdadır. Bu nedenle son derece heyecan verici bir keşif. Evrende çok fazla kara delik var, ancak aktif olarak malzeme biriktirmedikçe, malzeme kara deliğe düşmeden önce ısınırken, çok fazla ışık üreten bir süreç kolay değiller. Leke kara deliklerin kendileri tespit edebileceğimiz bir ışık yaymazlar, bu yüzden onları etraflarındaki şeyler üzerindeki etkilerine bakarak bulmalıyız. Bu kara delikleri bulmamızın bir yolu, yerçekimsel mercekleme adı verilen bir etki aramaktır. Bu uzay zamanın kendisi, kütle tarafından büküldüğünde meydana gelir. Uzay zamanı lastik bir levha olarak ve kütleyi de onun üzerinde ağır bir ağırlık olarak hayal edin. Uzay zamanın bu bölgesinden geçen herhangi bir ışık, kavisli bir yol boyunca ilerlemek zorundadır ve bu, uzaktan izleyen bir gözlemciye çok ilginç gelebilir. Işık bükülür, uzar ve sıklıkla büyür. Bu da uzak galaksiler gibi arka plandaki nesnelerin, bozuk görüntülerini aldığımız anlamına gelir. Bu mercekleme kütlesi, yıldız kütleli bir kara delik gibi küçük olabilir, bu durumda fenomen mikromercekleme olarak bilinir. Veya büyük bir galaksi kümesi gibi. Gökbilimciler, mercek oluşturan kütlenin özelliklerini araştırmak için bu çarpık ışığı inceleyebilirler.
Abel 1201 galaksisinin merkezi gökadası veya en parlak küme gökadası güçlü bir yerçekimi merceği olarak bilinen büyük, dağınık eliptik bir gökadadır. En parlak küme gökadasının çok ötesindeki bir galaksi, kenar mahallelerine sıkıca sarılmış bir kaş gibi, onun yanında uzun bir leke olarak görünür. Bu leke 2003 yılında keşfedildi. 2017 yılında gökbilimciler, galaktik merkeze daha da yakın, ikinci, daha soluk bir leke buldular. Gökbilimciler bunun, en parlak küme gökadası merkezinde, çok büyük bir kara deliğin varlığını ima ettiğini öne sürdüler. Ancak mevcut veriler, merkezi kütleyi çözecek veya orada ne olduğu hakkında, daha fazla bilgi verecek kadar ayrıntılı değildi. Neil Tingale ve meslektaşları, yalnızca daha yeni gözlemlere erişim sağlamakla kalmadı, aynı zamanda onları anlamak için araçlar tasarladı. Abel 1021 en parlak küme gökadası ile, gözlemlediğimiz merceklemeyi kopyalayan sonuçlar arayarak, evrende hareket eden, galaksinin merkezindeki kara deliğin, kütlesini değiştiren yüzbinlerce ışık simülasyonu gerçekleştirdiler. Modellerinden biri hariç tümü, galaksinin merkezinde, büyük kütleli bir kara deliği tercih ediyordu. Ve o kara deliğin kütlesine en uygun kütle, Güneş'in kütlesinin 32,7 milyar katıydı. Bu onu ultra kütleli bölgeye, 10 milyar Güneş'ten daha büyük kara deliklere ve 50 milyar Güneşlik kara delik kütleleri için, teorik üst sınıra yakın bir yere iter. Abel 1021 en parlak küme gökadasının kara deliğini, bugüne kadar keşfettiğimiz, en büyük 10 kara deliğe sokan da bir kütle. Olay ufkunun çapı 1290 sayısından fazla, astronomik birimi kapsıyor. Bağlam için, Plüton'un Güneş'e olan mesafesi, sadece 40 astronomik birimdir. Düşünmek bile akıllara durgunluk veriyor. Abel 1201 yerçekimi merceği olarak, özellikleri oldukça özeldir ve, en parlak küme gökadasının kara deliğin kütlesinin, ayrıntılı ölçümünün başka koşullarda, o kadar elde edilememesi olasıdır. Ancak Neil Tingale ve ekibi, yöntemlerinin umut vaat ettiğinden emindir. Uzak evrendeki diğer kara delikleri, tespit etmek ve tartmak için, yerçekimsel mercekleme, etkin olmayan kara delikleri, incelemeyi mümkün kılıyor. Bu şu anda uzak gökadalarda, mümkün olmayan bir şey. Bu yaklaşım, yerel evrenimizin ötesinde çok daha fazla kara deliği tespit etmemize ve, bu egzotik nesnelerin kozmik zamanda, nasıl daha da geriye evrimleştiğini, ortaya çıkarmamıza izin verebilir.